Mutlu günler. Eğitim Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Ülkede ve dünyada bildiğiniz gibi pandemi koşulları devam ediyor. Bundan kurtulmak için yapmamız gerekenleri artık hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Biz defalarca tekrarlıyoruz burada. Bütün medya kurumlarında, bütün mecralarda tekrarlanıyor. Bize kalansa sadece buna uyum sağlamak. Çünkü bu artık bütün hayatımızı etkileyen bir unsur ve bir an önce bundan kurtulmak durumundayız. Bunun için de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya, mümkün olduğunca kalabalıklara karışmamaya ve eğer kendimizden şüphe ediyorsak, kafamızda soru işaretleri varsa bu kuralları ev içinde bile uygulamaya mecburuz. Bu bizim her şeyden önce vatandaşlık görevimiz. Pandemi koşulları tabii ki bütün dünyayı, ülkemizi de zorluyor. Birçok meslek dalı bu dönemde ara vermek durumunda kaldı. Biz tabii kurallara uyduğumuz müddetçe bundan kurtulacağız ve o meslek dalları da tekrar bizimle birlikte olacaklar. Pandemiden en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de tabii ki tiyatrolar. Tiyatrocu dostlarımız bu dönemde de zorluklar yaşıyorlar. Onlar için de bizim yapmamız gereken birçok şey var. Neler yapmalıyız? Tiyatro nedir? Güzel Sanatlar Fakültesi nedir? Bunları konuşmak için bugünkü konuklarım Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı Profesör Doktor Metin Balay hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yani, iyiyim çok şükür, uğraşıp duruyoruz işte pandemiye rağmen tiyatroya devam. Aynen öyle. Ve bir diğer konuğumuz da hem Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu hem kendi tiyatrosunu kurmuş olan bir aslan yürek, oyuncu, rejisör, işletmeci Pınar Yıldırım. Merhabalar efendim, nasılsınız? Biz iyiyiz, siz değil misiniz? Ben hocamla beraber olmaktan çok mutluyum, çok keyifliyim. Evet değil mi, hocanız evet. Ve öğrenci burada birliktesiniz. Bu herhalde sizin için büyük bir keyif olsa gerek hocam. Tabii yani aynı zamanda çok onur duyduğum bir durum. Çünkü Pınar sadece bir öğrencim ya da eski mezunumuz olarak değil de bir tiyatro insanı olarak, bir oyuncu olarak, bir rejisör olarak sizin de dediğiniz gibi ama aynı zamanda da bir kadın. Tek başına bir kadın tiyatro işletmecisi olarak burada bulunuyor. Yani ben onu söylemiştim Pınar'a. Mezun olduğundan bu yana inatla tiyatro yapmayı sürdüren bir kişi olarak burada. O yüzden de çok kıymetli. Yani bir kadın tiyatrocu olarak ve bir tiyatroyu ayakta tutan bir kadın olarak burada bulunması hepimiz için, bütün Türkiye için çok kıymetli diye düşünüyorum. Hocam tabii işte eğitim döneminde öyle bir kodlamışsınız ki hem böyle dediğim gibi aslan yürekli bir oyuncu olarak bir anda sektöre giriş yapmış ve dayanıklı değil mi de her şeyden önce? Kilolardan o. Yok değil o. Değil o. Şimdi sonra 21. yüzyıl yetkinliklerin arasında sayıyoruz. Yılmazlık, dayanıklılık değil mi? Ya takım oyunculuğu tam da aslında bir tiyatroyu herhalde güzel sanatları birazcık temsil ediyor. İnsanlığın bunu keşfetmiş olmasına ve 21. yüzyılın özelliği olarak tanımlamasına sevindik ama tiyatrocular ilk baştan beri böyle yani. Yılmazlık, dayanıklılık, aslan yüreklilik ve bizim ilk baştan beri işimiz zaten. İşte hocalarından öğrencilerine geçiyor tabii bu güzellikler ve özellikler herhalde. Hocam Güzel Sanatlar Fakültesini bize resmeder misiniz? Çünkü bu sene tercih tabii yapacak olan genç arkadaşlarımız var. Tabii. Onlara fikir vermesi bizim açısından. Bizim Güzel Sanatlar Fakültemiz esas olarak 6 tane bölümden oluşuyor. Plastik sanatlar ve resim, tiyatro, gastronomi ve mutfak sanatları, sonra moda tekstil tasarımı, grafik tasarımı, kültür ve sanat yönetimi. Fakat yani bütün bunları böyle ayrı ayrı sayınca sanki farklı farklı şeylermiş gibi düşünülüyor. Ama Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ayırt edici özelliği sanatçı yetiştirmek. Ve bütün bu disiplinlerin arasında geçiş yapabilen, bir diğerinden etkilenen, öğrenen, disiplinler arası da çalışabilen bir sanatçı yetiştirmek derdindeyiz. Biz mesela oyuncu yetiştiriyoruz ama oyuncu yetiştirmenin dışında plastik sanatlardan bize gelip giden öğrenciler oluyor, diğer başka bölümler arasında. Dolayısıyla asıl Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, bizim fakültemizin ayırt edici özelliği gerçekten eleştirel bakan, yaratıcı olan ve bu dünyada bir duruşu olan bir sanatçı yetiştirmek. Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sizin de kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun hocam. Tabii birbirinizi kutlayın bu anlamda. Evet. Tabii tiyatroya emek vermiş olan,
Yani aramızda olan ve de olmayan, herkes de saygıyla, sevgiyle analım tabii ki. Büyük emekleri olan insanlar var. Çok doğru. Yani Ayşegül Özlem bu yana bir sürü ve kendi ülkemizde de hizmet vermiş olan bir sürü tiyatro insanının önünde saygıyla eğiliyoruz. Anıları önünde. Çünkü onların sayesinde biz bugün tiyatro yapmaya devam edebiliyoruz. Tam fini tiyatroda tam birçok meslek gibi, disiplin gibi el verme sanatı aslında. Yani usta ve çırak ilişkisinin gayet sıkı devam ettiği bir alan değil mi hocam? Şimdi usta çırak ilişkisi çok doğru. Fakat usta çırak ilişkisi deyince bizim ülkemizde genellikle yani otoriter bir ilişki modeli anlaşılıyor. Halbuki bu değildir. Yani aslında usta çırak ilişkisine bakarsanız çırağın ustaya güvenmesi kadar ustanın da çırağa güvenmesi gerekir. Bu karşılıklı gelişen bir ilişkidir. Biz burada yani usta çırak ilişkisini reddetmiyoruz. Bu da çok muteber ama daha çağdaş bir anlayış içindeyiz. Daha eleştirel bakan, kendisiyle hocasıyla tartışabilen ve aynı zamanda da dünyayla tartışabilen ve dünyanın içinde kendine bir duruş edinebilen bir oyuncu kuşağı yetişsin diye, bir tiyatro insanı kuşağı yetişsin diye uğraşmaya çabalıyoruz. Düşünen, düşünsel altyapısı güçlü olan bir oyuncu kuşağı, tiyatro insanı yetişsin diye. Çırak, ustanın aynası mıdır hocam? Bence tam olarak yansıtmaz çünkü çırak bir bireydir. Yani ustayı yansıtmakla yetinemez. Fazlasını da. Çok fazlası vardır onda. Ben bu konuda şey... Sözü Pınar Hanım'a getirmeye çalıştım. Tabii tabii. Ben, çok güzel. Ben de hemen ona bir pas atayım. Ben şimdi oyunculuk eğitiminde ben hep şey derim. Yani işte beyaz bir kağıttır gelir, hamurdur ona şekil... Hayır bu doğru değil. Bir sudur yeni gelen oyuncu adayı, sanatçı adayı. Ona şekil vermeye çalışırsanız elinize bulaşır. Ve ona şekil veremezsiniz. Ama onun akış yönünü, nereye doğru akmak istediğini anlarsanız ufak müdahale orada ona yön verebilirsiniz. Ama suya şekil verilmez. Su kendi başına güçlü bir şeydir işte karşınızda. Kıskandır. Evet. Ve güçlü bir şeydir yani. Onu unutmamak lazım. İşte bizim bizim oralardan dolaşıp geçmiş bir su. Evet, aslan yürekli, ısrarcı, aldığı eğitimi hayata yansıtmış ve şu anda da siz de öğrenci yetiştiriyorsunuz değil mi? Hem tiyatronuzda. Ya ben öğrenci yetiştirmek demiyorum. O kadar yani haddim aşacak cümleler etmem. Çünkü yani bir kere hocamla birlikte katılmak evet onur ediyor beni. Aynı zamanda hani şey de değil bu. Hocama saygısızlık bir yerinden değil. Bunun yıllardır öğrenci yetiştiren bir bölüm başkanım var ve şu an yan yana oturuyorum. Çok mutluyum. Ama ben öğrenci yetiştirmiyorum. Ben bildiklerimi ve yolda öğrendiğim, tecrübe edindiklerimi aktarım yapabiliyorum sadece. O arkadaşlarla sahne üzerinde yoldaşlık ediyorum ama ben eğitmen değilim. Yani haşa çok zor bir şey çünkü. Hani ben o dönemlerden bu yere geldiğimde de hatta şey diyorum hani 18 yaşında girdim ben okula, sınava girdim. Ki ben gözümü Yeditepe'den öncesi hani İstek Vakfı'nda açtığım için çocukluğumdan beri tamam. Oradayım diyebilirim. Önce Zeynep Camil askerliğinde sonra okul. Tabii o şekilde devam ettik. Ben Yeditepe'ye girdikten sonra da yani o kadar güzel, keyifli süreç geçiriyordum ki çıktığımda inanın ki şöyle bir gerçeklik var. Mezun olduktan sonra anlıyorsun. Öğrenip öğrenmediğini, o zaman ne öğrendiğini ne anlıyorsun, hiçbir şey anlamıyorsun. Bir yerlerde çalışmaya başladığınızda şurada bir şey geliyor. Aa ben bunu biliyorum, ay bunu da biliyorum falan. Bir bakıyorsun ki çok şey öğrenmişsin. Ve öğrendiklerinle evet yol almaya başlıyorsun. Ama Metin Hoca'nın söylediği çok kendin de içerisinde bulunduğum bir şey oldu, durum olmuştu. Hoca dedi ya tartışın, tartışın. Metin Hoca bizimle çok tartışırdı ve kendisi buna imkan sağlardı. Yani hötten çok ziyade gelin derdinizi anlatın tartışalım. Çünkü buradan çıktığımızda bizi gerçekten çok acayip bir piyasa bekliyor. Allah Allah bir piyasa bekliyor.
Ki bunlar bir de pandemiden önceki bilgilerimizdi değil mi hocam? Aynen. Pandemi dediğimiz, bu salgın dediğimiz şey zaten bildiğimiz birçok şeyi değiştirdi. Yeni bir dünya kuruldu. Buna yeni normaller deniyor da tabii yeni normallerin ne olacağını hala bilmiyoruz çünkü. O yüzden de birçok şey evrilmeye çalışıyor. Vallahi yeni normal var mı bilmiyorum. Mevcut normal var. Yani şu anda devam eden bir düzen var ve bu da bayağı bir süre devam edecek gibi görünüyor. Ama bunun içinde tiyatro kendine yer bulacak diye düşünüyorum. Örneğin biz tiyatro bölümü olarak pandeminin o ilk geçen seneki total kapanma döneminde bütün dünya gibi ve bütün ülke gibi kapandık. Fakat sonbahardan bu yana biz oyunculuk eğitimini yüz yüze sürdüren Türkiye'deki tek oyunculuk bölümüyüz. Hocam zorundasınız değil mi? Yani şu anlamda soruyorum zorundalıktan. Oyunculuk uygulamalı bir şeydir yani. Şimdi yani şöyle söyleyeyim, total bir kapanma olursa o koşullar altında ne yapacağımızı yeniden gözden geçiririz. Ve her şeye rağmen oyuncuyu eğitmek için elimizden gelen her türlü dijital ortam ve diğer ortamların hepsini kullanırız. Nitekim kullandık da geçtiğimiz bahar yarı yılında. Evet. Onu kullandık ve oradan bir sürü ders de öğrendik. Hatta orada kullandığımız dijital yöntemleri biz daha önceki yıllarda uluslararası öğrenci alımında da kullanıyorduk. Yani video çekip yükleme vesaire gibi şeyleri biz daha önceden zaten bildiğimiz şeylerdi. Pandemi yokken kullandığımız şeylerdi. Pandemide bunu kullandık ve daha iyi kullanmayı da öğreniyoruz. Ama oyunculuk eğitimi yüz yüze yapılan bir eğitimdir. Ve biz de Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü şu anda Türkiye'de oyunculuk eğitimini bütün uygulamalı derslerinde ve aynı zamanda kuramsal derslerinin de sınavlarında yüz yüze sürdüren tek bölüm. Ama bu da üniversite sayesinde oluyor. Evet. Çünkü mesela üniversiteye HES koduyla giriliyor, olağanüstü tedbirler var. Üniversite kendi içerisinde müthiş tedbirler aldığı, her şeyin ne olup biteceği belli. Şöyle söyleyeyim, 1200 kişilik salonda 40 kişiyi yazılı sınava alabiliyorsunuz. 1200 kişilik salonda okul bu imkanı veriyor. Yani üniversite bunu sağlıyor ve o yüzden de bizi cesaretlendiriyor. Her zaman içinde asıl olan yüz yüze eğitimdir. Olamıyorsa diğerleri denenir. Evet. Ve biz de oyunculuk eğitiminin yüz yüze dışında yapılma ihtimalinin tabii ki mümkün ama asıl olan budur. Birçok üniversite zaten bu pandemi döneminde hakikaten ne büyük potansiyellere sahip olduklarını gördüler. Çünkü daha önce belki potansiyele sahipler ama kullanmak ihtiyacı hissetmiyorlardı ama sizin gibi dediğiniz gibi hocam birçok üniversite bu dönemi hakikaten çok efektif geçirebildi ama birçoğu da maalesef çok zorlanarak geçirdi. Hocam bu anlamda şimdi pandemi dönemi tabii birçok şeyi yerinden oynattı. Tiyatronun geleceği sizce nasıl olacak? Bence ben bu konuyu hep sık sık tartışıyorum. Ben tiyatro eski tabirle aslına rücu edecek diyorum. Yani tiyatro zaten kapalı salona gireli 200 yıl. Bir şey 250 değilmiş, 200 yıl. 200 yıl yani. İnsanlık için baktığımızda. Tabii yani 2500 yıllık bir sanat için hiçbir şey değil bu. 200 yıldır salonda. Ondan önce de salonda olduğu zamanlar vardı ama aynı zamanda salon dışında da bir varlığı olan, esas varlığı salon dışında devam eden, sokakta, piyasada, orada, burada, bahçede, şurada devam eden bir sanat. Bence tiyatro biraz da bu noktaya doğru dönecek gibi geliyor bana. Salondan çıkmadan, yani salondaki varlığını bir şekilde devam ettirecek, dijital ortamlara kayacak, dijital ortamlarda da yapılan son derece kıymetli, değerli işler var. İnsanların tiyatro sanatına olan ilgisini ve sevgisini diri tutan bir sürü iş orada da yapılıyor. Bunlar da yapılacak ama yani eskiden gördüğümüz gibi hani birdenbire sokağımızın köşesine geliveren 3 kişilik bir tiyatro topluluğu biraz da müzik kullanarak belki de 15-20 dakikalık güzel bir şey bize sunup, iki tane halojen ışığın eşliğinde sunup ondan sonra da oradan çekip gidecekler. Belki de yani ben bunu açıkça da söylüyorum, belki de şapka da gezdirecekler ama tabii devlet, yerel yönetimler, başka kişiler, kuruluşlar bunlara destek olarak yeni modeller oluşmalı. Yeni modeller oluşmak zorunda. Oluşmak zorunda. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir de
sahadaki genç arkadaşımıza soralım mı hocam? Ben de hocaya tam olarak bunu yani bu çok güzel duyuluyor. Yani yerel yönetimler, devlet buraya destek sağlayacak. Var olana destek çıkmazken yeni bir şeye neden destek çıkıyor devlet? Ben de hani mesela nasıl çıkacak? Hayır, devlet yapmaz mı? Burada eğitimi konuşalım. Çünkü o bitmez. Evet. Peki salgında ben neden bahsedeyim bu kadar mahvolmuş vaziyetteyken? Haklısınız. Gerçekten haklısınız. Çünkü çok zor şartlar altında şu anda değil mi? Bütün neredeyse oyuncular, tiyatro camiası. Şöyle diyeyim, mesleğimizi yapmadığımız bir yılımız var, evet, açıkçası. Ben mekanlı bir tiyatroyum bir de, yani kira ödüyorum oraya. Yüksek bir meblağ ödemek zorunda kalıyoruz. 13 Mart'ta kapattık 2020'de. Bugün 27 Mart. Ve 2021 hani bir seneyi aşkın bir vaziyettir. Biz sahnemiz kapalı ama kira ödemeleri, faturalar, işte sigortalar bunlar devam ediyor bu şekilde. Şimdi ben de onu diyorum ki gelirim yok ama bununla nasıl devam edeceğim? Şimdi hoca da böyle deyince ben de böyle evet pandemide zorluklar derken hep gülerek anlatıyorum ben. Çünkü umudu hiç kaybetmedim. Yani bu noktada her zaman bizde mesela söyleşiler, seminerler devam etti. Bir şekilde yeni arayışlara girdik. Yani hoca dedi ya döndük. Ta bunun başına döndük. Şimdi oralara girdiğimde ben de yeni arayışlar içerisindeyim. Yani tiyatroyu yeniden doğurmak, devam edeceğiz zaten sahneleri döneceğiz ama evet, bir şekilde buraları da başlamak lazım. Yeni arayışlara girmemiz lazım. Çünkü tükenmiştik bir yerden sonra da. Yalan söylemeyelim yani tiyatro iyi gitmiyordu. Altın çağını yaşamıyordu tiyatro. Çok açık söyleyeyim bunu yani. Bence orada bir çıkış var. Kesin bir çıkış var. Belki de o çıkış hani eğitim süresince edinildiğiniz o güçte var. Yani gerçekten de oradan bir çıkış yolu var. Bu hani devlet olur, yerel yönetimler olur, bambaşka kişiler olur, bireyler olur. Sokan köşesinde oturan Ayşe teyze de olabilir. Herkes olabilir. Bu sene güzel sanatlara girmek niyetinde olan genç arkadaşlarımız için umut var değil mi? Tabii. Bence var. Bence var. Hiçbir zaman vazgeçmesin. Hatta her zamankinden daha çok var herhalde çünkü. Daha çok şey öğrendik artık. Hem öyle hem de yani tiyatro okumak için, güzel sanatlar okumak için bunlar bizim hayatı anlamlandırma çabalarımız. Aksi takdirde hayat yaşanması çok zor bir şey herkes için. Ve sanat olmadığı zaman, tiyatro olmadığı zaman hayatı anlamlandıramıyoruz. O yüzden de bundan vazgeçmek olmaz. Ben elektrik mühendisliğini bırakıp tiyatro okudum. Yani o yüzden de yani tiyatro okumak isteyen, sanat okumak isteyen kesinlikle bundan vazgeçmesin. Var gücüyle bu alana girsin. Ne kadar anlamlı bir şey yaptığını belki benim yaşıma geldiğinde anlayacaktır. Peki. Sevgili izleyiciler, Metin Balay hocamı duydunuz. Aklınızda en ufak bir soru işareti varsa Metin Balay hocama hem sosyal medya hesaplarından hem üniversitesinden erişebilirsiniz. Aynı şekilde Pınar Yıldırım'a da erişebilirsiniz. Eminim ki size çok iyi tavsiyeleri olacaktır. Sizi doğru yönlendireceklerdir. Bugün eğitim merkezinin ilk bölümünde Profesör Doktor Metin Balay, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Başkanı ve Pınar Yıldırım, yine Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu, aynı zamanda işletmeci, rejisör ve de tabii ki oyuncu bizimle birlikteydi. Tekrar tiyatro gününü kutluyoruz, Dünya Tiyatro Günü'nü ve şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından tekrar birlikteyiz. Eğitim merkezinde tekrar birlikteyiz. Ben Turgut Özay. Bu bölümdeki konuğum Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim gayet. Siz de iyisiniz. Harika. Öğretmen Ağı benim kişisel olarak uzun bir süredir takip ettiğim bir oluşum aslında ve hayranlık duyduğum. O yüzden emekleriniz için ve bütün destekçilerinize, sizin şahsınıza çok teşekkür ederim. Hepsini kutluyorum. Biz de nasıl destek verebilirsek öğretmenlerimize, sizlere her zaman yanınızdayız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hocam, Öğretmen Ağı nedir? Bize kısaca bundan bahsedebilir misiniz? Kısaca bahsedeyim. Nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim için öğretmenlerin en kilit rolü üstlendiği çok zaten bilinen bir şey. Ve bu zorlu yolda öğretmenlerin kimi zaman kendilerini güçsüz, çaresiz, yalnız hissettiklerini biliyoruz ve araştırmalar da bunu gösteriyor zaten. Öğretmen ağı da tam bu noktada aslında öğretmenlerin meslektaşlarıyla ve eğitim alanına katkı sunmak isteyen sadece öğretmenler değil, farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya geldiği bir öğrenme topluluğu, bir dayanışma ve işbirliği ağı. Aşağıdan yukarı bir oluşum, ihtiyaçları öğretmenlerin tespit ettiği ve onların aslında öncülüğünde, yürütücülüğünde ve gönüllü çalışmalarıyla şekillenen bir yapı.
Yürütücülüğünü de eğitim reformu girişimi üstleniyor. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin önemli 6 vakfı tarafından da destekleniyor. Onların da isimlerini hızlıca söylemek isterim. Koç Vakfı, Sabancı Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Enka Vakfı, Aydın Doğan Vakfı ve ÖÇEV desteklerimiz. Sağ olsunlar. Gerçekten çok kıymetli bir destek. Gerçekten bu. Hocam, öyle. Hocam öğretmenlik tabii en azından bizim bildiğimiz, ben yaratıcı bir meslek olarak düşünüyorum. Çünkü bir evladı emanet ediyoruz ve onun şekillenmesinde de büyük emekleri oluyor, büyük bir performans sergiliyor. Bu gerçekten de böyle midir? Yani nadiren sizin gibi düşünenler var. Özellikle pandemi dönemi bize bunu biraz daha hatırlattı. Gördük ki öğretmenler çok kilit bir rolü üstleniyorlar ve bu bilinmez, belirsiz ortamda gerçekten konfor alanlarının dışına çıkıp çok yaratıcı işler yaptıklarını gördük. Ve çok nadiren böyle yaratıcı meslekler arasında sayılıyor. Yani yaratıcılık dediğimiz zaman aklımıza sanatçılar, reklamcılar, tasarımcılar geliyor. Oysa ki öğretmenler bütün bu disiplinleri birleştiren çözümleri sınıflarda benim üretmek durumundalar. Benim ilk kahramanım öğretmenim de hocam. Evet, hepimiz için çok önemli aslında öğretmenler. Ve bu süreç bize hatırlattı ama biz bunu sürekli yaşıyoruz aslında. Her gün öğretmenlerin bu yaratıcılıklarını kullandıklarını biliyoruz. Bu dönemde okuma yazma öğretmek için bilinen yöntemleri takip etmeleri mümkün değildi mesela. Evet. Ya da bir YouTube kanalı açmadan çocuklarla bir bağ kurabilmeleri mümkün değildi. Bu sebeple biz de dedik ki bunu biraz daha altını çizelim ve yaratıcı özgüvenini öğretmenlerin teşvik ederek bu alanda bir farkındalık sağlayalım dedik ve öğretmenlerle bir festival düzenledik. 3 Nisan Cumartesi günü, yanlış söylemiyorum değil mi hocam? 3 Nisan Cumartesi günü Yaratıcı Özgüven Festivali düzenliyorsunuz ve bu festival içinde de hemen sayayım hızlıca size. İşte Mert Fırat olacak, Görgün Tamer olacak, Ece Temel Kur'an olacak, Bilge Buhan Musa olacak, Ali Koç olacak ve Sümeyye Boyacı değil mi? Evet. Görgün Taner olacak, Bekir Ağırdır olacak. Yani öğretmenlerimiz çok farklı disiplinlerden kişilerle bir arada yaratıcılık üzerine konuşacaklar. Bu isimler de zaten kendi alanlarında fark yaratmış, kalıp kırmış kişiler, bizim deyimimizle hatalara çevirmiş kişiler, onlarla beraber biraz daha yaratıcılık üzerine bir festival günümüz olacak. Peki bu festivale bizler nasıl dahil olabileceğiz? Herkes, sadece öğretmenler değil, biraz yaratıcılığa kapı açmak isteyen, umut görmek isteyen herkes katılabilir. Yaratıcı Özgüven Festivali.org'dan dahil olabilirler, kaydolabilirler. Hatta şimdiden kaydolurlarsa festival alanını gezebilirler. İçinde pek çok aslında yazarın, sanatçının, tasarımcının eserlerini görebilirler. Herkesi bekleriz. Harika. 3 Nisan Cumartesi günü Yaratıcı Özgüven Festivali var. Öğretmen Ağa tarafından düzenlenen. Çok teşekkür ederim. Ben Öğretmen Ağa Genel Koordinatörü Buket Sönmez. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Eğitim Merkezi bu haftalık burada sona eriyor. Yeniden birlikte oluncaya dek lütfen kurallara hep birlikte uymaya devam edelim. Maske, mesafe ve hijyen bu basit kurallarımızdı. Ben Turgut Özay. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.